Merhaba korku severler. Ben Vesvese. En güzel korku hikayeleri için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seslendirmemi istediğiniz hikayeleri açıklama kısmındaki iletişim adreslerinden ulaştırabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Korkulu dinlemeler. Vesvese mobil uygulamasını hala indirmediyseniz açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Size anlatacağım hikayeyi iyi dinleyin ve ciddiye alın. Belki size ne anlatırsam anlatayım çevremdeki birçok insan gibi bana inanmayacaksınız. Yaşamayan bilemez. Neye sahip olursanız olun bir açığınızı buldukları anda zihninizi kontrol etmeye başlarlar. Ben Müge. İstanbul'da yaşıyorum. Bebek ilçesinde. Yani sizin de anlayacağınız gibi İstanbul'daki çoğu zenginden biriyim. Bebek'te sahil kenarında bir villada yaşıyoruz. Yaşadığımız villa denize sıfır. Burası o kadar güzel bir yer ki alışverişi çok sevmeme rağmen genellikle evde villanın deniz kenarındaki bahçesinde vakit geçirmeyi yeğliyorum. Günler geçiyordu ve büyüyordum artık. Kim olduğumu, ne olduğumu anlamaya çalışmak yerine kendimi partiler vermeye adamıştım. Bazen annem ve babam yurt dışına gittiğinde onlardan habersiz Yaşadığımız villada partiler verirdim. Çok eğlenceli olurdu hepsi. Herkes çok eğlenirdi. Bir sürü yeni arkadaşım olurdu. Biraz ayran gönüllü olduğumdan birkaç tane erkeğe bakmadan edemezdim hiçbir zaman. Yine annemle babam yurt dışına gitmişlerdi iş gezisi için. Ben evin hizmetçileriyle evde yalnız kalmıştım. Ne yapmak gerekirdi? Tabii ki bir parti daha vermem gerekiyordu. Artık Bebek'te ve diğer lüks semtlerde yaşayanların dilindeydim. O yüzden bu partileri birden kesersem popüleritemin düşeceğini biliyordum. Annemle babamı çok rahat insanlar zannedeceksiniz ama değiller. Zengin olmalarına rağmen tam bir zengin ailesi sayılmazlar. Çok muhafazakarlar. Rahat bir aile değiller. Aslında muhafazakarlık derken iman açısından demiyorum. İtibarlarını korumak konusunda çok muhafazakarlar. Eğer kızlarının onlar her defasında yurt dışına gittiğinde parti verdiğini öğrenirlerse ne düşünürlerdi? Belki onlar bir şey düşünmezdi. Gençliğime vururlardı. Fakat diğerleri hemen kalıbı basarlardı. Oynaş peşinde derlerdi. Terbiyesiz derlerdi. Kısacası her şeyi derlerdi benim için. O yüzden yapmam gereken ailemin bu partilerden asla haberdar olmaması ve benim popülaritemi sözde namuslu bir şekilde korumaya devam etmemdi. Hizmetçiler istediklerimi alıp eve geldiklerinde onların yardımıyla villamızı parti için hazırlamaya başlamıştım. Gece partisi olacaktı. Tabii bir sıkıntı olmazsa. Akşam saatlerinde başlayacak ve sabaha kadar sürecekti bu parti. Hiç kimsenin moralimi bozmasına, hiç kimsenin bu partiyi mahvetmesine izin vermezdim. Veremezdim. Hazırlıklar bittiğinde ve akşam saati geldiğinde misafirlerim teker teker gelmeye başlamışlardı. Villanın içine ve bahçesine doluşan yakışıklı erkekler ve güzel kızları gördüğüm an gülümsemiştim. Çoğu İstanbul'daki en zengin ailelerin çocuklarıydı. O yüzden bu gece güzel bir parti olacağından hiç şüphem yoktu. Bu parti de her zamanki partiler gibiydi. Doğruluk ve cesaretlik oynandı içkiyle birlikte. Sarhoş olundu, dans edildi, havuza atlandı. Farklı maddeler kullanıldı. Aslında bunların hiçbiri bana göre değildi. Ben sadece içkiyi zevkine içerdim. Yani insanlarla vakit geçirmek için. Yoksa bir bağımlılığım yoktu. Diğerlerini de sevmezdim. Hatta karşıydım. Dans etmekten de utanırdım. Pek sevmiyordum dans etmeyi. Ve deli dolu şeyler yapmaya hiç vaktim olmamıştı. Çünkü her zaman terbiyeli bir kız olarak yetiştirilmiştim. Ve şimdi ne yapacağımı bilmiyordum. Büyümüştüm. Halen daha büyüyordum tabii. Fakat ailem o kadar çok üzerime düşmüştü ki bir şekilde bir şeyleri yanlış yaptığım hissine her zaman kapılmıştım. Ailem her zaman bana şunu demişti: Zengin olsak bile ahlakını, namusunu korumayı bil kızım. Ben biliyor muydum peki? Gerçi buradaki her pisliği gelen misafirler yapıyordu. Ben hiçbir şey yapmıyordum. Ama bir yandan da Onların bu pislikleri yapmasına yardım ve taklit ettiğim için vicdan azabı çekiyordum. Yapacak bir şeyim yoktu. Ya sonsuza kadar içine kapanık, ezik, namuslu yani bildiğimiz o fakir kızlar gibi bilinecektim. Ya da adım şanıma yakışır partiler verip herkesin aklında yer edecektim. Ne yapabilirdim ki? Benim yaşatlarımdaki hayat böyleydi. Yapacak bir şeyim yoktu. Ya onlara uyacaktım ya da beni uçurumdan aşağı atacaklardı. Neredeyse herkes zili suruna sarhoş olmuştu. Kızlar topukluları çıkarmıştı. Yalın ayak yürüyorlardı. Sanırım partideki en ayık kişi bendim. Çok saçmaydı. Bir anlığına nedense hepsinden tiksinmiştim. Genellikle takıldığım arkadaş grubundan Ediz beni dürttüğünde başımı ona çevirdim. Yüzüme yaklaştı. Leş gibi alkol kokuyordu. Leş gibi alkol kokuyorsun. Ne kadar içtin sen böyle dedim. Elini havada sallayarak ''Sen boş ver beni. Hadi biraz heyecan verici bir şeyler yapalım. Ben sıkılmaya başladım.'' dedi. Kollarımı göğsümle birleştirdim. ''Ne istiyorsun? Nasıl heyecan verici şeyler istiyorsun acaba? Neredeyse villanın içine ettiniz.'' Bunu fısıldayarak söyledim kimse duymasın diye. ''Daha ne kadar heyecan verici şeyler yapabilirsiniz ki?'' dedim yüksek bir sesle. Omzuna omzuma vurarak ''Aman ben Müke.'' Senin de ne kıymetli villan varmış. Buradaki herkesin villası var zaten. Bir dahakine de onlarda yaparız. Ne olacak ki? Of tamam be. Ne yapmak istiyorsan onu söyle dedim. Ruh çağıralım dedi. Ne? Ruh mu çağıralım? Saçmalıyorsun şu an. Bunlar gerçek değil biliyorsun değil mi? Gerçek midir değil midir bilemem. Ama bence çok heyecanlı olacağı kesin. Şu ilerideki saf kızları görüyor musun? Hangi saf kızlar? Buradaki çoğu kız zaten saf dedim. Ya en saf olanlar işte dedi. Kafamı çevirip 3-4 tane sarışın toplandığı ilerideki kısma baktığımda ha onlar mı? Aslında iyi kızlar onlar ya dedim. İşte onları çok kolay korkutabiliriz. Hemen inanırlar dedi. Hemen inanırlar mı? Bence onlar o kadar saf değildir. Merak etme sen ben hallederim dedi ve Edis sarışınların olduğu tarafa gittiğinde kızlar heyecanla Edis'e bakmışlardı. Evet yakışıklı bir çocuktu ama o kadar şerefsiz bir insandı ki ona karşı hiç duygusal bir şeyler hissetmemiştim. Hissetmem imkansızdı büyük ihtimalle çünkü onun bana yakışacağını düşünmüyordum. Kızlar Ediz'le birlikte başka kişileri de çağırarak benim tarafıma geldiğinde Ediz ellerini çırpmıştı. E ee, malzemeler hazır değil mi? Ne dedim şaşkınlıkla. Bizim evde ruh çağırmak için bir şey yok biliyorsun değil mi? Biliyorum dedi omzumu dürterek. Göz kırpmıştı. Ben zaten böyle bir şey yaparız diye getirmiştim. Arabamda eşyalar. Siz içeri gidin. Şu sizin geniş oturma odası var ya. Oraya gidin Müge. Işıkları falan kapatın. Perdeleri çekin. Oturun yerde. Beni bekleyin. Eşyalar alıp geliyorum dedi. Önden ben, arkamdan ruh görmek isteyen enayiler gelirken bizim villanın geniş oturma odasına gidip ışıkları kapattım. Oturma odasında münasebetsiz şeyler yapmaya çalışanları dışarıya kovaladım. Perdeyi çekip altımıza birkaç tane yastık alıp yere oturduk. Herkes birbirine bakıyordu. İster istemez gülmek istemiştim. Fakat gülmemek için kendimi tutuyordum. Herkes o kadar heyecanlı gözüküyordu ki içimden düşündüm. Gerçekten bu gençlerin hiçbirinin bir amacı yok muydu? Edis, sözlü ruh çağırma eşyalarıyla yanımıza geldiğinde karşıma oturdu. Oluşturduğumuz dairenin içine yuvarlak, küçük bir sehpa koydu. Tahtadan bir sehpaydı. Pek de bir özelliği yok gibiydi. Ama sehpanın üzerinde değişik simgeler, semboller vardı. Bazı yerlerde de Arapça kelimeler yazıyordu. Sehpanın tam ortasında ise 66 sayısı vardı. Ediz yapacaklarımızı anlatmaya başlamıştı. Şimdi herkes sol elini 66 sayısının üzerine koysun. Elleri kontrol etti. Evet evet öyle aynen. Herkes gözlerini kapatsın. Benim dediklerimi tekrarlasın. Edis farklı dille bir şeyler söylemeye başladığında içim ürpermişti. Tabii ki de böyle şeylere, ruhlara, cinlere ya da diğer paranormal şeylere inanmıyordum. Ama yine de Ediz o kadar değişik bir şekilde söylüyordu ki ağzından çıkanları. Kendimi tuhaf hissetmeye başlamıştım. Ediz söyleyeceklerini bitirdiğinde herkes gözlerini açtı ve etrafa bakınmaya başladı. E ee, hani ruh nerede? dedi sarışınlardan biri. Kız ruh nerede diye sorduğu an kapalı olan pencereler sesli bir şekilde açıldı ve hepsi aynı anda duvara çarptı. Pencerenin önüne çektiğim perdeler havaya uçuşuyordu. Hepimiz yerimize yapışmıştık. Herkes dehşetle dışarıya bakıyordu. Yerin hafifçe sarsıldığını hissetmemle büyük bir çığlık koparmıştım. ''Ne yaptın sen? Ne yapıyorsun?'' dedim. Edis şaşkınlıkla gözlerini ovaladı ve bana baktı. ''Bilmiyorum. Ben sadece uydurdum onları. Nasıl böyle oldu anlamadım.'' dedi. ''Nasıl? Nasıl uydurdun? Farklı dilde konuştun ya Edis.'' Nereden biliyorsun sen onları? diye bağırdım sinirle. Elis şaşkınlıkla hala etrafına bakıyordu. Sanki olanları daha yeni kavramış gibiydi. Ne dediğini hatırlıyor musun? diye sordum. Hayır hatırlamıyorum. Hiçbirini hatırlamıyorum dedi. Yerin sarsılması ve rüzgar durulmaya başlamıştı. Hatta bu eşyaları nereden buldum onu bile hatırlamıyorum dedi mahcup bir ifadeyle. Seni salak dedim ayağa kalk. Herkes bizi izliyordu. Bilmediğin şeyleri mi alıp getiriyorsun şimdi benim evime? Defol git buradan diye bağırdım. Elimi villanın kapısına doğru uzatmıştım. Ediz utanmış gözüküyordu. Utanmalıydı da. Aslında istediği buydu. Herkesin içine korku salmaktı ilk başta. Ama işlerin çığırından çıktığını fark ettiğinden pişman olmuş gibi gözüküyordu. Büyük kapıdan çıkıp gözden kaybolduğunda herkesin yüzüne teker teker bakmıştım. Parti bitti demiştim. Herkes ofluyordu. Zar zor villada kalan diğer kişileri de evimizin alanından çıkardığımda derin bir nefes alıp verdikten sonra villanın içine girmiştim ve kapıyı arkamdan sertçe kapatmıştım. Hizmetçiler geniş oturma odasında beni bekliyorlardı. Pencereler yeniden kapanmıştı. Perdeler bu sefer pencere önünde değildi, yana çekilmişlerdi. Işıklar yanıktı. Yerdeki yastıklar kaldırılmıştı. Parti bitti, dedim hizmetçilere bakarak. Merdivenlere yönelirken, etrafı toplayın. Bu arada hiçbir kanıt kalmasın parti yapıldığına dair. Eğer kalırsa bu evde hayatı zindan ederim size, diye bağırdım. Hizmetçiler onaylarcasına başlarını salladılar. Peki efendim dediler. Merdivenlerden çıkıp odamın kapısına hızlıca yürüdüm. Kapıyı açtıktan sonra arkamdan kapatıp yatağıma yönelmiştim. Ama yıkanmak istiyordum. Hem de hemen. Üstümdeki her şeyi yatağımın üstüne atıp odamdaki lüks banyoma girdim ve kapıyı arkamdan kilitledim. Rahat bir şekilde kimse beni rahatsız etmeden yıkanmak istiyordum. Küvetin yerine duşakabin tercih ettiğimde suyu sonuna kadar açtım. Ilık suyun altında gülümseyerek yıkanmaya başladım. Saçlarımı köpükledim. Vücudumu köpükledim. Yüzümü temizleme jeliyle yıkadım ve tam suyu kapatıp çıkacağım an Duşa şeffaf camının önünde bir süliyetin geçtiğini fark etmemle birlikte ilkilip duvara yapışmıştım. Kim var orada demiştim. Kapıyı kilitlemiştim ben değil mi? Hizmetçilerden birinin buraya girmesi imkansızdı. Gerçi ben çağırmadan zaten yanıma gelmezlerdi. Ne oluyordu? Evde bir isim kalmıştı yoksa? Yoksa? Yoksa başka bir şey mi bu? Korku ve endişeyle duşa kabinin kapısını açmaya çalışmıştım. Ama açılmıyordu. Sıkışmıştı. Yeniden duşakabinin kapısına baktığımda Juliet'i yakından görebilmiştim. Tam gözümün önündeydi. Cama yapışmıştı. Bana bakıyordu. Bunun bir insan olmadığından emindim. Korkuyla geri çekilince ayağım kayıp yere düştüm. Ve kalçamdaki büyük acıdan dolayı inledim. Duşakabinin kapısı kendiliğinden yavaş yavaş açıldı. Etrafta hiçbir şey yoktu. Göremiyordum. Fakat duşakabinin kapısını bir şey açıyordu ve bu şey gözükmüyordu bile göremiyordum. Bağırmak istedim ama kimsenin beni duymayacağından emindim. Çünkü bütün hizmetçiler alt kattalardı. Partiden geri kalanları temizliyorlardı. Duşakabinin kapısı tamamen açıldıktan sonra birkaç saniye sessizlik olmuştu. Fakat ardından cinsel organıma o kadar büyük bir acı saplanmıştı ki deli gibi çığlık atmıştım. Ellerimi duvarlara vuruyordum. Canım çok yanıyordu. Neredeyse bir iki dakika boyunca süren bu acıdan sonra benim bağırmam en sonunda kesildiğinde ve acı azaldığında duvarlara vurmayı bıraktım ve cinsel organıma baktım. Hafif bir kan sızıyordu. Ağlamaya başlamıştım. Umarım gerçek değildir diyordum. Fakat ummakla hiçbir şey olmuyordu. Bu düşündüğüm şey olabilir miydi? Ağlıyordum. Bacaklarım titriyordu. O kadar büyük bir şoka girmiştim ki yeniden ılık suyu açtım. Kanı temizledim. Çıplak bir şekilde banyodan çıkıp kendimi yatağa attım. Yorgun hissediyordum. O kadar çok canım yanmıştı ki. Yaşadığım şeyler beni o kadar çok korkutmuştu ki. Mantıklı düşünemiyordum bile. Neler oluyordu? O geceden sonra bir ay geçti. Bir ay boyunca hiçbir parti vermemiştim annemle babamın yokluğunda. Odamdan çıkmıyordum. Annemle babam evde oldukları süreçte benimle ilgilenmeye çalışıyorlardı. Hizmetçiler başımdan ayrılmıyorlardı. Ailem doktora götürmek istiyordu. Ben iyiyim diyerek reddediyordum. Fakat iyi değildim. İyi olamıyordum. İyi olmayacaktım. Bir gün yine odamda volta atarken ev telefonunu alıp hizmetçilerden en güvendiğimi çağırdım. Odama girdiği an acıyla yüzüne bakmıştım. Buyurun efendim. Bir sorun mu vardı? Dedi endişeli bir şekilde. Senden bir şey isteyeceğim. Ama kimsenin haberi olmayacak. Kimseye söylemeyeceksin. Eğer birine söylersen seni mahvederim. Dedim. Hizmetçi yutkundu. Hiç kimseye söylemem efendim. Ne istiyorsunuz? Yardım edeyim size. Dedi. Masamdaki cüzdanımı alıp içinden bir miktar para çıkardım. Hizmetçinin eline tutuşturup ellerini ellerimin arasına alıp yüzüne baktım. Bana git eczaneden hamilelik testi al. Tamam mı? Hizmetçi baştan şaşırmıştı ama sonra kendini hemen toparladı. Tabi, tabi alırım dedi. Sonradan hiçbir şey demeyip odadan çıkıp kapıyı kapattıktan sonra ben de yatağıma oturdum. Hizmetçinin geri gelmesini bekledim. Çok korkuyordum. Çok yalnız hissediyordum. Ve düşündüğüm şey gerçekse böyle bir şey mümkünse ne yapacaktım ben? Ne yapabilirdim ki? Hizmetçi apar topar odamdan içeri girip cebine soktuğu testi çıkarıp elime uzattığında tam gidecekken bileğinden tuttum. Lütfen dedim. Ağlamaklıydım. Yaşlı gözlerime bakıp hafifçe gülümsedi. Gitme korkuyorum dedim. Biraz tereddüt ederek elini omzuma koydu ve gülümsedi. Merak etmeyin ben buradayım dedi. Teşekkür ederim deyip hamilelik testini açıp banyoya girdikten sonra yatağımda oturan hizmetçiye son kez baktım ve kapıyı arkamdan kapattım. Test hızlıca yapıp sonucun çıkmasını bekledim. Birkaç dakika sonra test pozitif çıktığında ağlamaya başlamıştım. O kadar çok ağlıyordum ki hizmetçi şaşırmış bir şekilde kapıyı çaldı ve bu kadar ağlamanıza gerek yok halledilir merak etmeyin. Ailenizin haberi olmaz bile dedi. Beni teselli etmeye çalışıyordu ama sorun bu değildi değildi işte. Sorun benim daha önce hiç kimseyle cinsel ilişkiye girmemem ve buna rağmen hamile kalmamdı. Geçen de yaşadığım olay aklıma sızdığında daha çok ağlamaya başlamıştım. Ediz bazen cinlerden bahsederdi. Hatta dediği bazı şeyleri hatırlıyorum. Cinler banyolarda ve mermer aralarında yaşarmış. Hatta bakir olup olmadığımı öğrenmek için ağzım yoklardı. Eğer banyoda çıplak yıkanırsan, bakire olduğun için sana aşık olan cinler sana musallat olurlar derdi. Bunu Ediz'in sapıklığından söylediğini düşünürdüm. Allah'ım dedim nefes almaya çalışarak. Allah'ım sen bana yardım et. Hiç kimsem yoktu. Bu yüzden önceden ne kadar kötü davransam da şu an benim yanımda olan hizmetçiye her şeyi anlatma kararını vermiştim. Banyodan çıkıp yatağıma oturdum ve yanıma oturmasını söyledim. Birkaç dakikalık konuşmamızdan sonra hizmetçi şokla gözlerini büyütüp ağzını eliyle kapatmıştı. Allah'ım sen bizi koru deyip dua etmeye başladı birden. Yeniden ağlıyordum. Ne yapacağımı bilemiyordum. Ne yapacağım ben? Nasıl kurtulacağım? İçimde bir insanın bebeği bile yok. Ne yapabilirim ki? Ben. Ben demesi o kadar çok zor geliyor ki ama demeliydim. Bunu kabullenmeliydim. Ben bildiğin onların tecavüzüne uğradım. Ne yapabilirim? Ben nasıl kurtulacağım? Kürtaj da yaptıramam. Ya daha kötü şeyler olursa dedim. Saçlarımı çekip duruyordum. Benim annemin tanıdığı çok iyi bir hoca var. Sizi ona götürebilirim dedi hizmetçi. Götür dedim hemen. Götür ne olursa olsun. Ne bir psikologun beni düzelteceğini zannediyorum ne de bir doktorun. Tamam dedi hizmetçi. Annesini arayıp Birkaç bilgi aldıktan sonra apar topar hazırlanıp villadan çıktık ve hocanın yanına doğru yola koyulduk. Bahçeli evlerde bir apartman önüne geldiğimizde hocanın oturduğu dairenin zilini çaldık. Dış kapının otomatiğinin açılmasıyla binaya girip eve doğru çıkmaya başladık. Binada asansör yoktu. Şimdiden kendimi çok yorgun hissediyordum. Hocanın oturduğu dairenin kapısı açıktı. İçeri girdiğimizde hoca selamünaleyküm diyerek bizi selamladı. Aleykümselam dedik ikimizde. Oturma odasında yaptığı iş için hazırladığı kısma geldiğimizde korkuyla Hizmetçinin elini tutmuştum. Sahi, ben bu kızın ismini hiç sormamıştım. Ne kadar da salaktım. Oysaki bana yardımcı oluyordu. Hoca karşımıza yere oturdu. Biz de yerdeki yastıkların üzerine oturduğumuzda korkuyla hocanın suratına bakmıştım. Anlat bakalım kızım nedir sıkıntınız diye sordu hoca. Tekrar ağlamaya başlayıp yaşananları bir bir anlattım. Hoca gülümsüyordu. Hocam neden gülüyorsunuz? Ben size cinden hamile kaldım. Test yaptım diyorum. Ama beni ciddiye almıyorsunuz dedim. Dur kızım. Olduğunu düşündüğün şey mümkün değil. Çünkü bizlerin boyutu farklı. Ne bir insanın cinden ne de bir cinin insandan çocuğu olamaz. Bu mümkün değil. Ama musallat uğrayan insanların zihnini kontrol eden cinler her şeyi mümkün gibi gösterebilirler. Evet, o gece yaptığınız ritüel belli ki size bir cin musallat etmiş. O ediz dediğin çocuk bir şekilde İbranice sözlerle bir ritüel yapmış. Senin ruhun ve maneviyatın zayıf olduğu için cin sana musallat olmuş. Belli ki sana aşık olmuş. Ve zihninle oynayarak olmayan şeyleri görmene sebep olmuş dedi söze girerek ama hocam test yaptım pozitif çıktı dedim. Hoca eğer her şeyi anlattığın gibi ise ne o test ne de kanama gerçek değil. Hepsi zihin oyunu. Test yanında mı diye sordu. Hayır hocam sonucu görünce çok korktum ve banyoda sakladım dedim. Dediğim gibi kızım senin zihnin o cinin elinde. Sana istediği gibi hükmedebiliyor. Eğer o sonucu pozitif görmeni istemişse Öyle görmüşsündür, dedi. Hocam, peki nasıl kurtulacağım ben bundan? Ne yapabilirim? Lütfen bana yardım edin. Bana tecavüz eden ya da musallat olan cin o ne olacak? Onun için bir ritüel yapacağız ve sonrasında sana muskalar vereceğim. Onları yanında taşırsan bir daha hiçbir şey olmaz. Ama hep diyorum bak, yıkanırken bile yanında olacak. Tamam dedim. Birkaç dakikalık hazırlıktan sonra hoca hizmetçiyi dışarı çıkardı. Benimle yalnız kaldı. Üstüme siyah bir örtü örtüp kafamın üzerinden bilmediğim kelimeler söylemeye ve dualar etmeye başladığında haykırmaya başlamıştım. Sanki iç organlarım ayrılıyor gibiydi. Birkaç dakikalık yerde debelenmem, nöbet geçiricesine sarsılmamdan sonra baygınlık geçirmiştim. Ayıldığımda hoca ilk denemenin başarısız olduğunu, tekrar denememiz gerektiğini söyledi. İçimden bir ses kaçıp gitmeme aykırıyordu. Hızla kapıya yöneldiğimde kilitli olduğunu gördüm. Hoca tekrar dualar okuduğunda ondan nefret etmeye başlamıştım. Bir yandan kendimi çok bitkin hissediyordum. Güçten düşüp dizlerimin üzerine çöktüğümde hoca o siyah örtüyü tekrar üzerime attı ve ritüeli tekrarladı. Bir müddet sonra kendimi kuş gibi hafiflemiş hissetmemle hoca hemen üstümdeki siyah örtüyü kaldırdı ve Geçti. Artık özgürsün dedi. Hoca kapıyı açıp dışarıdaki hizmetçiye seslenerek Gel kızım. Arkadaşına yardım et. Bitti. Kurtuldu Allah'ın izniyle dedi. Hizmetçi gelip yardım ettiğinde üstümü başımı düzeltip kendimi toparladım. Hocaya teşekkür edip cüzdanımdan para çıkarttım ve eline doğru uzattım ama elimi ittirdi. Saçmalama kızım ben bu işi Allah rızası için yapıyorum dedi ve ders niteliği taşıyan o sözleri söyledi. Bak kızım, belli ki varlıklı bir ailenin kızısın. Para hayatımızın devamı için önemli, evet. Fakat varlık bazen alemlerin Rabbine karşı olan sorumluluklarımızı unutturabiliyor. Cinleri ve insanları yaratan Rabbimiz seni bir cin musallatı ile imtihan etti. Bu imtihandan ders çıkarır, daha iyi ameller işlersen ne mutlu sana dedi. Hocanın bu sözleri aklımı başıma getirdi. Artık o şatafatlı hayattan uzak muhafazakar bir hayat geçirme kararı aldım. Hocaya teşekkür edip verdiği muskaları aldık ve villaya doğru yola koyulduk. Yaşadıklarımdan hizmet hariç kimsenin haberi olmadı. Muskaları hep yanımda taşıdığım için o günden sonra bir daha asla korkunç olaylar yaşamadım. Ve hizmetçiyle yakın arkadaş olduk. Adını da öğrendim. Adı Emine'ydi. Son olarak villaya vardığımızda Emine ile odama çıkıp banyoya girdik. Testi bulup beraber baktığımızda ikimizin de gördüğü sonuç negatifti. Edize gelecek olursak cinlere olan merakı büyü öğrenmeye kadar gitmiş ve o gece bizde bir deney yapmış. Onunla bir daha asla görüşmedim. Hikayenin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mobil uygulamamızı hala indirmediyseniz açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Sonraki hikayelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.